Aha, işte yumuduk orada. Haydi bakalım Kinyas, göster kendini. Hava yastığının karizmayı resetleme operasyonu başlıyor. Selam hava yastığı. Aleyküm selam çoban. Ne oldu, nereden geliyorsun? Gene genç kızlara kapkaç mı yaptırdın lan? Ha? Ya hep bir iğne, hep bir taş. Bana bak. Biz Ceylan Hanım'la konuştuk, tatlıya bağladık her şeyi. Senden unutardık. Ya sen neyi tatlıya bağlayacaksın ya Ceylan Hanım'la? Çarptırma şimdi. Bir kere Ceylan Hanım seninle konuşmuyor. Evet, kısa bir küskünlüğümüz oldu. Ama bu sabah her şeyi konuşup tatlıya bağladık. Hele birçok ortak yönümüz olduğunu öğrendikten sonra... Bir dakika, bir dakika. Ceylan Hanım seninle ne gibi bir ortak yönü olabilir ya? Sen anlamazsın hava yastığı. Metal ve rock müzik mesela. Sabah konuşurken fark ettim. O da benim gibi bir metal müzik hayranı. Ceylan Hanım, metal müziğe hayran. Evet, sadece müziğinin değil, metalcilerin yaşam tarzının da hastası. O kolyeler, küpeler, piercingler. Bakma, ailesi izin vermediği için öyle giyinip çıkamıyor. Ama aslında hayranı bunlar. Neyse, ben seni daha fazla tutmayayım. Ya dur dur, bir dakika, tutmuyorsun sen beni. Ben bekliyorum da bir şey soracağım. Ya ben Ceylan Hanım'ı anladım. Hadi o hayran olabilir de sen ne ala hayran oldun bu müziğe ya? Nereden seviyorsun sen metal müziği? Oo, sen de çok cahilsin be hava yastığı. Metallica bu rock müzik ortamlarının kralıdır, kralı. Bak, bu kadar isimleri var. Bunlar ne oğlum? Ya Ceylan Hanım rica ettiydi. Bende kalmadı. Eğer sende metal dergi varsa getir dediydi. Dur ben de şunları bir götüreyim. Ya dur tamam, götürürsün, yemedik canım. Bilmeme kayıp değil canım, öğrenmeme kayıp. Ben bunlara bir bakayım, veririm sonra. Ya Allah'ım tophanelisin, ne anlayacak metal dergiden? Ver şunları ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben bir bakayım, sonra götürürüm Ceylan Hanım'a. Neyse sen sonra götürürsün. Aa şimdi aklıma geldi. Benim de metal aksesuarlarım kalmıştı arkadaşlar. Onları alayım da yarın Ceylan Hanım'ın karşısına şöyle metal metal çıkarım artık. Neyse. Görüşürüz hava yastığı. Kolay gelsin. Kefal oltaya geldi. Bakalım diğer taraftaki kefal ne yapıyor? Ya bu herif bu metalcilik ayarla Ceylan Hanım'ı tavlıyor olmasın ya? Yok. Yok ben buna izin veremem ya. Olmaz canım. Ne münasebet. Sen nereden çıktın? Yani senin tutuklu olman gerekmiyor mu? Öyleydim. Ama suçsuz oldum anlaşıldı. Kaldığımız yerden başlayabiliriz seni. Kaldığımız yer falan yok. Biz seninle bitirdik. Sen bitir. Ben hiçbir zaman bitirmedim. Bak, benim hayatımda başka birisi var. O sümsük adamda ne buluyorsun anlamıyorum. Hem sen sadece benimle mutlu olabilirsin. Ben seninle mutlu olamadım. O adamla mutlusun yani, öyle mi? Evet. Ben onu seviyorum. Bir zamanlar beni de sevmiştin ama, yalan mı? Evet. Sevmiştim. Ama sen kötü birisi oldun. Etrafındaki her şeye, herkese kötülükler yapmaya başladın. O dönemde psikolojim bozuktu. Bunalımdaydım. Hem artık iyi biriyim. Kötü Alekto gitti artık. Hem öyle olmasa Hades beni bırakır mıydı? Bak, eğer dediğin gibi değiştiysen buna çok sevindim. Ama sadece o kadar. Yani yeniden beraber olamaz mıyız? Hayır. Bana bir şans vermelisin. Seni çok mutlu ederim. Bak bunun şans vermekle alakası yok. Ben başkasını seviyorum ve çok mutluyum. Benimle olacaksın aptal kız. Yürü benimle geliyorsun. Değişmediğin gibi zorbalaşmışsın Daletto. Zorla da olsa beni seveceksin. Bak asla böyle bir şey olmayacak Daletto. Sen benimsin. Bu asla olmadı, olmayacak. Ya benim olacaksın ya da hiç kimsin. Göreceğiz. Olaylar tam da istediğim gibi gelişiyor. Canım da birden kötülük yaptırmak istedi. Gideyim birkaç kötülük yaptırayım da bunlar da birbirlerini rahat rahat yesinler.
gömleği düzelteyim bir dakika. Bu gömlek daha iyi oldu değil mi? Hı hı. Altına hangi ayakkabıları giyeceksin? Burak, diyorum ki bu ceketin altına böyle cırtlak pembe bir şort giyelim, ne dersin? Aha, evet. Kafaya da bir tane fes. Haklısın. Burak, neredesin abi sen Allah aşkına ya? Ne oldu abi? Abi iki saattir saçma sapan şeyler söylüyorum, ha deyip geçiyorsun. Serdar, kusura bakma gerçekten. Selena'nın eski erkek arkadaşına kafam takıldı. Ya sen hala orada mısın? Ya ne yapayım abi? Herif çarp diye karşımıza çıktı. Selena da hiçbir şey söylemeden sonra anlatırım diye gitti. Ya hayır, demek ki Selena'nın geçmişinde önemli biriymiş ki konuşmak istedi. Sonuçta şu anda Selena seni seviyor değil mi? Tabii beni seviyor. O zaman hiçbir şey kafana takmayacaksın. Zaten seni okul balosunun en şık adamı yaptım. Belki oraya gidince birkaç tane güzel öğretmenle de kaynaşırsın, ne dersin? Serdar, ya ben ne diyorum sen ne diyorsun abi ya? Bu konularda ben senin gibi değilim. Tamam abi, özür dilerim. Unuttum. Sen hayatında bir kere aşık olanlardandın. Zaten şaka yaptım. Serdar. Efendim? Selena o adamı geçmişinde bırakmıştır değil mi? Bırakmıştır tabii abi. Ve sen de bıraksan gayet iyi edersin. Ben kilo mu aldım? Burak, saçmalama. Tamam, sustum. Ne o? Bana olan aşkın birden bitti Alekto. Ben kendimden daha fazla hiç kimseyi sevmedim. Sen kendini de yeteri kadar sevmedin ki. Hem sevseydin kötü biri olmazdın. Kendine bu kötülüğü yapmazdın. Sana tavsiyem sen de aramıza katıl da kötü ol. İyiler hep mutsuz olur Selena. Yanılıyorsun. Ben çok mutluyum. Ama bak sen mutsuzsun. Yanıldım. Alekto. Alekto burada Selena. Seni bu yaptıklarına pişman edeceğim. Söz beni. Söz. Asla. Seni o mahzene geri yollayacağım. Bu böyle kalmayacak tatlım. Yine görüşeceğiz.